Feyzan Hanım efendim. Sayın Feyzan Sarı, hoş geldiniz. Hoş buldum. Gördünüz mü başımıza neler geldi? Gördüm. Ne kadar korktum. Kuvvetli rakipler vardı biliyor musunuz? Size böyle 9000'lerin üstünde bir çıta bırakacaklardı. 3 harf alabilirsiniz Feyzan Hanım, 2 harf alabilirsiniz Feyzan Hanım diyecektim. Şu anda öyle demiyorum. Şu anda nereye kadar ilerleyebilirsek oraya doğru ilerleyelim. Derdi Yağmur Hanım çeksin, derdi Koray Bey çeksin diyorum. Durum bundan ibaret. Sizin başka planlarınız da vardı ama. Bizim başka... Ay benim. Sizin değil, benim. Benim başka planlarım da vardı. Ufak bir sevgi göndermek istiyorum. Şöyle buyurun. İki tane kuzenim var. Demir ve Efe. Biri 6, biri 7 yaşında. Yaşlarına göre bayağı iyi takipçiler. Oo, çok o yüzden de evet, onları gururlandırmaya geldim. Tek şeyim onlar burada. Onları çok öpüyorum, çok seviyorum. Öyle bir hatıra kalsın istedim onlara. Bir tek yeğenlere mi? Kuzen... Yani geri kalan aileme de, siz de efendim, iki varsınız. Şu anda aklımıza gelmeyen diğer aile üyelerine de buradan selam önemli gönderiyoruz. Önemli olan onlar. Feyzan Hanım sonrasında şampiyon olursa neden bize göndermedin selam filan diye lütfen başını ağrıtmayın. Tanımam onları şampiyon olursam artık. Feyzan Hanım şurada ben sizi kurtarmaya çalışıyorum. Beni de oraya çekiyorsunuz. En güzeli ben harf vereyim. Lütfen. Fazla da vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Buyurun dört harfli cevaplara. Eğlenmek için taklidi çokça yapılan, dile, söyleyişe giydirilen... Şive. ...yöresel kıyafet. Buyurun! Şive! 400 puan kazandırdın. Bir nasıl gelsin? O da bir 400 kazandırsın. Bu Fransızca kökenli, bilgi edinmek için yapılan ön çalışmaya... Etik. Çok güzel! Hızlı! Vallahi çok hızlı bir görüşme. Hadi beş harfler. Aynanızı görebilecek miyiz? İki yanında evler olan dar sokak. Yola, sokak, müthiş yarışıyor. Bir bakalım buradan görelim. Gelsin. Tırnak içerisindeki de dikkat. Omerta. Omerta denen suskunluk yasasına bağlı yasa dışı örgüt. Harf alayım bir tane. Almayın. Almayayım. Almayın. Bilindik bir şey beş harfli yasa dışı örgüt dediğimiz zaman akla gelen ilk beş harfli kelime. Omerta'da dediğine göre efendim... Mafya. Mafya 500 puan değerinde. Ne konuştuk efendim? Telaş yapmayacağım. Evet. Sakin. Lütfen. Tamam. Bir kere yaptınız, bir daha yapmayın ne olur. Buyurun gelsin. Zehirli anlamında İngilizce kökenli bir sözcüktür. Çokça kullanılıyor dilimizde artık. Toksik. Çok güzel. 600 puan daha kattı kasaya. 6 harfidir tek kelimedir. Bundan hiç korkmuyorum. 600 puan birden kazandıracağına eminim. Efelerin dizleriyle toprağı titrettiği... Zeybek. Halk dansının ismi Zeybek. Ve kasa olduğu 3000. Bunu yaparken 45 saniye bile harcamadınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Hemen geçiyorum. 7 harfli ve bugünün zor kabul edilebilecek kelimelerinden, sorularından birine. Ama Gülden Hanım'ın mamulatından kolay... Vallahi öyle. Senem Hanım'ın şifa elinden de kolay. Görün bir bakın. Yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin bütününe. Arapça yasa kökenli. Diyemeyiz. Hayır, Arapça kökenli. Harf alayım bir tane. Gidersiniz işte bizim bahçeyi 2 santim geriye alacaktık. Alamazsınız efendim. Mevzuat. Neden? Nedir? Mevzuat. Vallahi bravo. Hiç bozmayalım. 9700 lira efendim hakkınız bu saatten sonra. Bir tane 9 harfli var. Batı kökenli bir kelime. Orada da çok sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Alırsanız şu 10 harfli de bir tane daha alırsanız vallahi billahi 9600 puanla bitirebilirsiniz bunu. Umarım. Feyzan Hanım çok güzel olur. Ha gayret. İblise yaraşır ölçüde kötücül. Şeytani. Vallahi biliyor. Kasa 4300 oluyor. 8 harfli cevaplar çıktı karşımıza. İş veya oyalanma imkanı bulamayıp ruhsal yönden daralmak. Basit düşünelim. Sıkılmak. Tertemiz. Şimdi buna dikkat. Sonuna aldığı ek ne iş yapıyorsa o ek. Buyur. Yolsuz bir biçimde yüklü kazanç elde eden kişiye büyük para kaldırmış ama yolsuz bir biçimde. Ne deriz buna? Harf almalı mıyım? Almadan bilir miyim? 2 dakika 24 saniye var. O zaman durayım. Yani biraz daha düşünsene Türkçe bir kelime arıyoruz. Sonuna da ek almış demiştim. Nasıl bir ek olabilir ki o? İşi yapan kişi.
G. Öyle bir şey var sonunda demek ki. Demek ki biz kaç harfli bir şey arıyoruz? 6 harfli. 6 harfli. Yolsuz bir biçimde yüklü kazanç sağlama. Nokta nokta yapma. Onu yapan kişi. Vurguncu. Nedir? Vurguncu. Demek ki durup bir nefes almak lazım. Teyze Hanım, o yetiyor. Size o yetiyor. Teşekkürler, oksijen. Kalktığınız için. Vallahi öyle. Buyurun, yenisi gelsin efendim. Etmek fiiliyle birlikte yenileştirmek, çağdaş duruma getirmek. Batı kökenli bir söz bu. Modernize. Akıyor. Yoksunluk iki var. Sonunda bitirir 9 harfli cevapları. Sizinle 1,5 dakikadan fazla süreniz var. Tekrar hatırlatmak tamam. İsterim efendim. Buyurun. Samimi, sıkı fıkı, senli benli. Ne vardı sonunda? Yoksunluk eki. Bravo. Sız. Samimi, sıkı fıkı, senli benli. Bir şey siz, neysiz? Güzel. Nasıl bir ilişkimiz var? Su sızdırmaz gibi bir şey ama ne? Tek kelime. Tek kelime. Onu unutmayalım. Tek kelime. Sonunda yoksunluk iki var. Samimi, sıkı fıkı, sizli bizli değil. Değil. Senli benliden daha güzel bir açıklama. Sizli bizli değil. Yani böyle resmi değil. Anlatabiliyor muyum? Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Zati haliniz. Öyle değil. Değil. Naber? Böyle. Bir tane harf alabilir miyim? Alalım mı? Çünkü. Aldık evet. Bir tane. O F'den sonrasını biliyorsunuz değil mi? Şeysiz. Hani böyle konuşuyor. Naber? İyisin? Güzel. Sürem çok azalıyor. Durdurma ihtiyacı duyuyorum. Nasıl konuşma bu? Nasıl bir konuşma? Lakayt bir konuşma. Gevşek bir konuşma. Kalıplaşmış olarak nasıl konuşma denir buna? Hani sokak jargonu vardır. Bir de bir harf daha alayım. Bir tane daha harf istedik efendim. Bir harf daha. T ile başlıyormuş Feyza Hanımcığım. Yani hani iki kişi der ki ya geleyim mi ben de? Ya gel tabii aramızda. Teklifsiz. Teklifsiz. 16 saniye kaldı efendim. İki tane mi? İki tane soru var. İlçe sorusundan hiç korkmuyorum. 1000 puan kazandıracak size. Şurada oyalanmayalım. Panik yapıp hemen harfe de tutunmayalım. Tamam. Bu bir deyimdir. Her deyimde olduğu gibi içinde bir mecaz vardır. Soruyu özümsediniz, yok bu iş çıkmayacak, ondan sonra harf. Tamam. Olur mu? Hadi gelsin. Mecazen gücüne gitmek, onuruna dokunmak. O söylediği söz gücüme gitti, onuruma dokundu. Harf alalım mı? Alalım. İki kelime unutmayalım. Mastarla bitiyor. Elde kaldı 4 saniye. Ağırına ağır gelmek. Ağırına ağır gitmek. Gel ne? Ağırına gitmek. Ağırına ağır gelmek. İlk söylediğiniz neydi? Ağır gelmek. Ağır gelmek. 9 puanla yerinde. Ben sizi sakinleştirmeye çalışırken ben de sizinle birlikte heyecanlandım. Kekelemeye başladım. Neyse ki bitirdik. Zannediyorum. Geriye kalan 3 saniyeyle bu kasayı da 9400'e park ederiz biz. Buyurun. Adını Sivas topraklarından doğan, bir akarsudan alan Çankırı ilçesidir. Adını Sivas topraklarından doğan, bir akarsudan alan Çankırı ilçesidir. Akarsuları akarsu. Sayalım mı? Akarsu. Akarsuları sayalım mı? Ya sayalım. Heh, sayalım. Ben değil ama siz sayın. Beraber saysaydık. Hadi sayın. Sayın hadi. Bak ötmeye başlayacak. Yani. Gülden Hanım bekliyor sizi, kucaklarını açmış. Yapmayın, akarsuları bir sayın. Akarsu. Hangileri var en büyük? Toprağımızda doğuyor, toprağımızda batıyor. Gediz falan onlar. Gediz onlar mi? Nehir ne onlar? Gediz değil, Sivas diyor, Çankırı diyor. Oralarda toprağımızda doğuyor, toprağımızda batıyor. Feyzan Hanım, Kızılırmak ya. Gülden Hanım'la çok iyi anlaşmıştınız. Siz yalnız mı bırakmak istemediniz? Evet, biz beraber. Artık kader arkadaşısınız. Size 21 yaşında bir ahretlik gönderiyorum efendim. Bir kocaman da alkış verin.